13.8 milyar yıl önce. Zamanın başlangıcına ulaşmak için her şeyi arkamızda bırakmamız gerekiyor. Dünya, güneş sistemi, yıldızlar, bulutsular, kara delikler, galaksiler, uzay ve zaman 13.8 milyar yıl önce yoktu. Sıfırıncı saniye. Başlangıçta uzay yoktu, zaman yoktu. Şu an bildiğimiz her şey atomdan bile küçük bir alanda sıkışmıştı. Bu patlamayı neyin tetiklediği bilinmiyor. Ancak bizim için zamanda gidebileceğimiz en eski nokta burasıdır. Büyük patlama. Zaman ve evren 13.8 milyar yıl önce büyük patlama adı verilen bir olayla oluştu. Büyük patlama, uzayda bir madde patlaması değil, uzayın kendisinin ani bir şekilde genişlemesi olayıdır. Bu yüzden Big Bang uzayın her yerinde gerçekleşmiştir diyebiliriz. Onüstü eksi 43 saniye sonra Planck çağı. Bir Planck zamanı, ışık hızında hareket eden bir fotonun bir Planck uzunluğundaki mesafeyi 10 üssü eksi 35 metre kat edeceği süredir. Teorik olarak bu ölçümü asla mümkün olmayan en küçük süredir ve değeri yaklaşık olarak 10 üssü eksi 43 saniyedir. Bugün anlaşılan fizik kanunlarına göre bir Planck zamanından daha küçük süreleri ne ölçebiliriz ne de değişimlerini anlayabiliriz. Zaman burada başlamıştır. Nereye kadar devam edeceğini tahmin edemiyoruz. Planck çağı, çok yüksek sıcaklığın bulunduğu dönemde dört temel kuvvetin elektromanyetizma, yerçekimi, zayıf nükleer etkileşim ve güçlü nükleer etkileşimin oluştuğu dönemdir. Planck zamanının başında bu dört kuvvet henüz birbirinden ayrılmamıştı ve yerçekimsel tekilliğin kontrolü vardı. Evrenimiz sadece 10 üssü eksi 35 metre genişliğindeydi. 10 üssü eksi 36 saniye sonra Büyük Birleşme Dönemi. Büyük Birleşme Dönemi'ni gizemli Planck dönemine göre kuantum teorisi sayesinde daha iyi biliyoruz. Büyük Birleşme Dönemi boyunca evren hala aşırı derecede sıcaktı ve anlaşılmaz derecede küçüktü. Onüstü eksi 32 saniye sonra enflasyon çağı. Enflasyon dönemi. Evren bu dönemde katlanarak genişlemeye başlarken sıcaklığı da hızla düşmeye başladı. Evrenin bu döneme kadar ne kadar küçük olduğu hakkında bir fikir edinmek için şunu düşünebilirsiniz. Evren enflasyon dönemi boyunca yaklaşık olarak 10 üssü 26 kat büyüdü ve boyuttaki bu artış sadece 10 santim genişliğe ulaşmayı sağladı. Bilinen evrendeki tüm enerjiyi içeren bu kadar küçük olan bir evreni anlamak son derece zordur ve boyut kavramının son derece öznel ve neredeyse anlamsız olduğu fikrini verir. Bir saniye içinde genişleyen evrenin inanılmaz enerjisi küçük madde parçacıkları üretti. Bunların çoğu çarpıştı, birbirlerini yok etti ve yok oldu. Ancak çok küçük bir bölümü kaldı. Bu artıklar daha sonra protonlar ve nötronlar olarak adlandırılan daha büyük parçacıkları, yani atomların yapı taşlarını oluşturdular. 10 üssü eksi 21 saniye sonra elektro zayıf dönem. Karşı maddeden daha fazla madde. Büyük patlama eşit miktarda madde ve antimadde yaratmış olmalıdır. Ancak bugünün evrenine normal madde hakimdir. Bunun nedeni bozuldukça biraz daha fazla madde üreten X bozonu adı verilen bir parçacık da olabilir. Bu şekilde küçük bir dengesizlik maddeyi mümkün kılmıştır.
üçüncüsü eksi 12 saniye sonra elektro zayıf dönem. Güçlü nükleer kuvvetin ayrılması W, Z ve Higgs bozon parçacıklarını oluşturan parçacık reaksiyonlarına yol açtı. Bozonlar fiziksel temel parçacıklar değildir. Kuvvet taşıyıcılardır. Higgs alanı diğer parçacıkları yavaşlatabilir ve onlara kütle kazandırabilir. Higgs alanı evrende fiziksel maddenin bulunmasına doğru büyük bir adımdır. 10^-6 saniye sonra kuark dönemi. Kuarkların birikmesi ve gluonların varlığı evrenin tutarlılığının yoğun nüfuslu bir kuark-gluon çorbası olmasına neden oldu. Higgs mekanizması vasıtasıyla bütün element parçacıkları Higgs alanıyla etkileşimden kütle kazandı. Bu çağın sonunda temel etkileşimlerden olan yer çekimi, elektromanyetizma, güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim artık bugünkü biçimlerini aldı ve temel parçacıklar kütlelerini kazanmış oldu. Bir saniye sonra Hadron dönemi. Hadronlar kuark, antikuark ve gluondan oluşan atom altı parçacıklardır. Bilinen iki hadron kategorisi vardır. Baryonlar ve mezonlar. Baryonlar 3 kuarktan ve mezonlar 1 kuark ve 1 antikuarktan oluşur. En iyi bilinen ve önemli baryon protonlardır. Bu dönemde protonlar nötronları ve nötrinoları oluşturan son derece yüksek hızlarda elektronlarla çarpışmaya başladı. Nötrinolar, ışık hızına yakın hareket eden protonların ve elektronların çarpışmasından ortaya çıkan kütlesiz parçacıklardır. Baryogenez halen oluşan tüm parçacıklar arasında gerçekleşmektedir. Artık genç evrende büyük atomik parçacıklar oluşmaya başlar. Hadronların ve antihadronların çoğu bu dönemin sonunda birbirlerini yok etmiştir. 10 saniye sonra leptonlar dönemi. Leptonlar ve antileptonlar oluşur. En iyi bilinen lepton elektronlardır. 'Nükleosentez dönemi. Hidrojen izotopu döteryum, helyum izotopları ve lityum izotopunun oluşumundan sorumlu dönemdir. Big Bang nükleosentezi baryogenezden sonra evrenin kararlı protonlar ve nötronlar oluşturacak kadar soğuması Big Bang'den yaklaşık 1 dakika sonra başlar. Sıcaklığa bağlı olarak protonların ve nötronların fraksiyonu hesaplanabilir. Bu fraksiyon protonların lehinedir. Çünkü nötronun yüksek kütlesi, nötronların yaklaşık 15 dakikalık bir yarılanma ömrüne sahip protonlara kendiliğinden bozulmasına neden olur. Evrene nötr hidrojen ve helyumun hakim olması ise binlerce yıl alacaktır. 'Foton dönemi ve rekombinasyon. Bu dönemde evrenin hakimi fotonlardı. Foton çağında evrenin sıcaklığı, atom çekirdeğinin oluşması için gerekli sıcaklığa düşmüştür. Protonlar, hidrojen iyonları ve nötronlar nükleer füzyon sürecinde atom çekirdeğine dönüşmeye başlar. Hidrojenler ve helyumlar oluşur. 47 bin yıl sonra madde ve antimadde savaşını kıl payı bir farkla madde kazandı ve evrenin hakimi oldu. 300 bin yıl sonra nötr hidrojen ve helyum gazlarının oluşup evrende bulutsular oluşturması 300 bin yıl sürmüştür. Bu eski ışık bugün hala gökbilimciler tarafından gözlemlenebiliyor. 300 bin yıl. Artık hidrojen ve helyum gazları oluştu. Bulutsuların oluşumunun zamanı geldi.
gelecek bölümde.